4 Oscar'lı 2018 filmi Bohemian Rhapsody. Baştan sana söylemek istediğim bir şeyler var bu filmle ilgili. Alayım. Film boyunca Queen'e laf söyleyemezsin. Queen'e niye laf söylüyorum? Yasaklarım var. Queen'e niye laf söylüyorum? Queen'e laf söyleyemezsiniz sevgili. Grup olarak mı, Freddie Mercury'ye spesifik bir şey mi, yoksa filmle alakalı olarak hiç tam mı? Hiçbirine bir şey söyleyemezsiniz. Filme söyleyin. Filme söyleyin ha. Ama Queen benim için çok önemli bir yer. Queen'e niye kim laf söylesin lan? Olaya bak, geriliyorlar. Aşağıya söylerlerse. Ha, sen bana değil onlara mı diyorsun? Hepinize söylüyorum. Hayır. Düşünce neyse alırız, onda sıkıntı yok, ama şimdi Queen'in genel olarak bakarsak, şimdi spesifik parçalarımız var zaten herkesin bildiği. Sen Queen'le ne zaman tanıştın? Saçtım bile yani, düşün. Her videoda saçıyorsun. Öyle ha. Saçan bir insanım. Covid yani kaç? 13 yaş, 15 yaş ne bileyim ben. Ben senin çocukluk arkadaşınla Queen dinliyordum. Benim çocukluk arkadaşım. Evet, Ömer'le. Çok severiz kendisini. Bizim tanışmamıza vesile olan Ömer. Biz aynı ortaokuldaydık. Hmm. Orada müzik odası vardı. Orada plaklar vardı. Takıp takıp dinliyorduk. O zaman Greatest Hits albümü vardı. Devam et. Night at Opera vardı. Sonra yani bir öğle arasında biz yemek yemeyip o müzik odasına gidip, bir de bir müzik hocamız vardı, Ruhet diye. Çok hoşlanmazdık kendisinden ama iyi kullanmamıza izin veriyordu. Mesela öğle arasında Bohemian Rhapsody'yi dinleyip, oğlum bu ne porno gibi. Ha. Bu Rus kopyası, biliyorsun değil mi bunu? Bakayım. Bak şarkılar, Crazy Little Thing Called Love. Best of ya, işte greatest. Greatest. Somebody to love. We rock you geçtik. We are the champions geçtik. Tamam, şimdi hepsini okumaya gerek yok. Kısacası Queen fanlarıyız. Çok severiz. Fan denmez dürüst olmak gerekirse de yani. Arkada var babalar. Another One Bites the Dust. Killer Queen. Fat Bottom Girls. En yani. Ve benim bildiğim ve sevdiğim parçalar onlar. İki tane greatest hits albüm vardı. Onu bilmiyorum. İki tane vardı. Biri ve ikisi vardı. Ondan sonra ben çok yani aslında ortaokuldan önce ben biliyordum Queen'i. Yani babamla dinlerdik çocukken. Ondan sonra bende inanılmaz bir yeri vardır. Freddie Mercury'nin, işte Brian May'in gitar sololarının, özellikle gitara başlamamın belki %50 sebebidir. Kamyoncu solosu deriz biz ona. Cızırtılı böyle, hani temiz ses değil ama melodik, çok melodik sololardır. Tabii. Ondan sonra basslar, işte Another One Bites the Dust'la falan. Dum. Dum, du dum 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 dum. Güzel. Yeah. 2006 senesine geldik. Ondan sonra ben Queen Resitalini, We Will Rock You Resitalini izlemek için Londra'ya gittim. Onun için gittim. Hmm. Gittim, izledim, döndüm. Yani o kadar aşığım. Tek başına gittim. Geri döndüğünde ben nasıl güzeldi biliyor musun diye anlatıyor. Yani. Döndükten bir sene sonra seninle tanıştık. Hayır, tanışmıştık zaten. Doğru. 2007'de gittim. Canım. 2006 tabii, değil. Tabii. Doğru. 2007'de gittim ben. Hazırlıktaydım üniversitede. Ondan sonra inanılmazdı yani. Her şey inanılmazdı. Şansınız varsa gidin. Gidemiyorsanız Londra'da bu senelerdir oynayan, işte 10 senelerdir, 10 yıllardır oynayan bir rezitaldir. Şu anda bu rezitalin Netflix adaptasyonunu çekiyorlar. Nice. Yani şöyle bir gelecekte geçen bir durum aslında. Bohemler var. İşte Bohemian Rhapsody filan fıstık. Bütün resitali anlatmıyorum. YouTube'da filan iğrenç çekimleri var ama Netflix bunu güzel bir şekilde çekiyor diye biliyorum. Netflix'te gelecek yani. O mu çekiyor bilmiyorum ama dört gözle bekliyorum. Ve bütün işte bir tiyatro sahnesi düşün. Herkes canlı oynuyor, ediyor filan. Fakat müzikler hatasız, mükemmel. Ulan kaldım yani. Bunlar canlı mı çalıyor, çalmıyor filan. Son sahne Bohemian Rhapsody, arkadan perde açıldı ve orkestra çıktı. Hani what the fuck oldum, böyle tek başınayım, en arkadayım çünkü en ucuz biletti. Pound biliyorsanız kaç para oldu. O zaman bile. O zaman bile çok paraydı. Böyle
Hatta o opera gözlükleri neden varmış dürbünleri anladım yani. Hani lazım çünkü. Çok, çok geniş yerler tabii bir yandan. Çok büyük canım yani kendi tabii. yeri. Bizim küçük yani tiyatro salonları gibi düşünmemek lazım. Kaç katlıydı canım. Aynen. Çıktık bitmedi yani. Hatta bir tane de şey aldım oradan. Atkı aldım. Böyle Wheel Rock yazıyor üzerinde şey gibi. Böyle Fenerbahçe atkısı gibi falan. Ondan bir yerde kaybettim daha sonra. Çok önem verdiğim bir atkıydı. Londra'da olan ve bizi izleyen biri varsa bir tane bana alıp gönderirse. Ben her videoda bir şey istiyorum. Londra Türklerine sesleniyoruz. Evet. Lütfen acilen bize Queen atkısı gönderin. Evet lütfen ya. Ya her bölümde takarım. Her bölümde takma. 3 bölümde takarım. Üst üste 3 bölümde takarım burada yani. Sponsorluk alıyor. Tabii. Filme girelim mi? Filme girelim. Yani. Filme girelim. Film bize güzel girdi. Şimdi bir genel şey, ben dürüst olmak gibi baştan şeyi söylemem lazım. Yani müziğini dinlerim. Bütün müziğini sevdiğim insanlar için geçerlidir bu. Tarihini çok bilmem. Şimdi radyoda çalmış olsun sevdiğim şey, yani atıyorum Queen için Don't Stop Me Now benim her zaman böyle bir gaza getiren parçamdır. Tonight diye başlıyor. Sonradan yardırırsın, evet. Koşarsın o parçayla falan. Aynen böyle öyle. Kulaklık takılı koşarsın. Fakat şimdi Freddie Mercury tamam az çok geçmişini ve işte neyin ne olduğunu biliyorsun. Fakat nereden başladı? Queen nasıl kuruldu? Bunlar yani bildiğim aslında merak ettiğim de bir şey değildi. Tabii. Vardı sanki hep onlar. Ben zaten hani öğrendiğim zaman Queen'di bitti yani. Yeni çıkan bir grup değildi. Vardı. Tabii çünkü sen o kadar yaşlı değilsin. O, keşke olsaydın. Vardı yani. Neyse yani filmin özellikle ilk 20 dakikası Queen'in kurulma kısmı içerisinde 20 dakika bile değil, 15 dakika, 13 dakika falan. Hatırlamıyorum ya. Yani çok kısa bir süre içerisinde film başladı ve film kısa değil. Yani 2 saat falan neredeyse. Daha bile fazla değil olabilir. Ama film kısmı kısa. Yani son sahne, o şeydeki Live Aid sahnesi tamamen o geçmişin reprodüksiyonu olmuş. Evet. Yani dolayısıyla orası bir müzikal bir şey, hazine. Şunu diyeceğim. Filmi izledikten sonra ilk çıktığı zaman izledim. Tabii. Çok merak ettim. Live Aid'in şeyine gittim. YouTube'daki aha. eski Live Aid, gerçek Live Aid. O zaman yapılan konserini izledim. Aklıma geldi bir hafta sonra falan izledim. 100 bin artmış izlenme. Direkt. Birebir yaptılar. Şimdi ilk önce şeyden başlayayım ben. En başından başlayayım. Logo geldi. Evet. Tamam, o kadar da başına girmemize gerek var yok, mı? Yok, oraya girmem lazım. Çünkü orada gitarı Queen'in gitaristi çaldı. Bu film için. Gerçekten. Bunu bilmiyordum bak. Evet. Hatta şey Brian May ve şey neydi onun adı? Davul da var orada. Davul da davulcu çaldı. Neydi efendim adı unuttum. Evet ben de şu anda ismini hatırlamıyorum. Net söylüyorum. Yalan konuşmuyorum. Yani size böyle bakıp ondan sonra buydu falan demiyorum. Unuttum yani. Davulcu unutulur yani. Unutulacak adamdır davulcu. Sonra basçı unutulur. Brian Singer geliyor aklıma. Kim yok o? Brian May o. Brian Singer değil. Brian Singer kimdi? Yönetmene gidiyorsun sen Zack. Doğru diyorsun. Pardon. Deacon. Deacon basçı. Film başladı. Biraz geçmişi gördük. Geçmiş derken adamın ailesini gördük. İşte gerçek adının Faruk olduğunu gördük. Bizim Faruk. Faruk diyorlar ama Faruk. Zerdüştmüş. Onu gördük. Zerdüşt aileden geliyor. Herif Tanzanya'da doğmuş. Bunu bilmeyenler vardı. Freddie Mercury'den bahsediyorum. Ben mesela gayet açık bana söyleyebilirim. Hiç geri bilgim yoktu yani. Bir de şey diyorlar. Abi ben diyorum ki herif Tanzanya'da doğdu. Abi Zanzibar'da diyor. Lan diyorum Zanzibar nerede? Tanzanya'da. Hani Zanzibar'a ülke zanneden var. Söyleyeyim de aşağı yazmayın yorumları. Cahil derim. Anında yazarım. Çizerim. Cevabınızı beğenmezsem engellerim. Yani net yaparım yani bunları. Zanzibar orada değil. Coğrafyayı severim. Gitmedim ama gitmek istediğim bir yer. Ondan sonra işte babasıyla klasik baba oğul çekişmesi. Hele bir de bu oğlan birazcık şey işte eşcinsel. Birazcık diyorum çünkü daha sonradan daha sertleşti o şeyi. Geleceğiz oraya. Evet. Müzik yapmak istiyor. Yani sanatla ilgilenmek istiyor. İlgisi var. Modaya ilgisi var. Kadınlara ilgisi var. Erkeklere ilgisi var. Her şeye ilgisi var. Adamın güzelliğe ilgisi var. Fakat adamın dişleri çok garip. Filmdeki kadar normalde değil bu arada onu söyleyeyim. Normalde o kadar değil. Yani üst dudağı o kadar kalın değil Freddie Mercury'nin. Sonuçta oyuncuyla da alakalı o. Tabii. Ama sonuçta orada fake bir diş var yani. Hani fake yapılmış bir durum var. O kadar itici durmuyor. Ne oluyor? Bu adam bir grubun Smile diye bir grup. Ki Smile grubu da aslında bayağı devam etti ondan sonra. Smile ismiyle direkt Queen olmadı öyle. Hani filmde bayağı bir tutarsızlık var grupsal olarak. Fakat yönetmeni falan değişti filmin çekerken. Hadi canım. Tabii. Şey çekiyordu ya zaten Brian May çekiyordu filmi galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Ondan sonra o değişti, başkası geldi, şu oldu, bu oldu. Bak, kavgalar yok mesela bende, bulunamadı. Var var, bende var. Hatırlıyorum, çekilirken hatırlıyorum. Çünkü bayağı yakından takip ettim. Uzun sürdü bir de çekimleri. Neyse, bunlar Queen oluyor. İşte Emmy ile şey, Emmy Records'la şey yapıyorlar. İmzalıyorlar, anlaşma imzalıyorlar filan. Bayağı bayağı hit oluyorlar. İşte o dinle Fat Bottom Girls şarkısı, işte şeyler. Neydi öbürü? Another One Bites the Dust'lar falan, evet, çıkıyor. Hit single şeyleri. Aynen ya, o dönemde radyoda tek şarkı çıkarmak, tekli çıkarmak. Şimdi yeni yeni Türkiye'de belki son 10 senedir, belki 15 senedir ünlü oldu ama ondan önce herkes illa albüm çıkarıyordu. 10 şarkı çıkarıyordu. Zaten bir tanesi güzeldi. Bir de şey vardı. En güzel karşı şarkıya, böyle en oynak şarkıya karşılık olarak böyle bir slow şarkı olur. Sabret, sabret, aşkım benim falan. Tarkan gibi. Yani onlara gerek yoktu. Daha sonra bu herifler filmde bu şeyin A Night at Opera'yı yapıyorlar. Bohemian Rhapsody'yi çıkarttıkları albüm. Orada bir dövüş sahnesi var. Bayılırım o sahneye. Şey işte prodüktör Eminem ki adamı orada, sahibi mi artık neyi bilmiyorum. İşte Bohemian Rhapsody asla olmaz 6 dakika diyor. Orada, şey, Mike Myers'ın oynadığı karakter. Evet, karşılık olarak orada da şey diyor herif. Neydi onun adı, bizim kimdi, Lord Baelish. Dönüyor diyor ki Dark Side of the Moon'un albümü var orada, bunu sen yapmamış mıydın diyor. Bir numaralı albümümdür dünya çapında Dark Side of the Moon'da benim, Pink Floyd. Hani o zaman o riskleri alan biri bu sefer almak istemedi. Bunlar kendileri devam etti. O dönemde radyolarda çalınmadı gerçekten Bohemian Rhapsody. Queen'in en iyi şarkısıdır bence, net. En... Ben ya, o deneysellikte başka şarkı örneği var mı? Yok. Kabul. Hani bana diyebilir misin? Hangi şarkı Bohemian Rhapsody gibi mesela? Gibi değil. Tamamen ayrı bir klasmanda parça zaten. Ona hiçbir lafım yok. Evet, hepimiz açarız dinleriz. Onda bir sıkıntımız yok. Da Queen'in en iyi parçası kime göre? Sana göre. Bana göre canım. Yani. Ve dünyaya göre. Neyse. Evet. Yine ağız yüz yaptın değil mi ben bakmıyorken? Daha sonra bu adamlar daha da büyüyor ediyor. Zaten esas mevzu o zaman başlıyor. Yani para yokken, herkesle para yokken hiç problem yok. Şimdi bak bize mesela, ikimizde de para yok gibi gözüküyor. Ondan sonra ama problem yok, kardeş kardeşiyiz. Ne zaman milyonlar izleyecek bize mesela ve böyle para akarak gelecek, böyle çık çıng şarkı sesler falan böyle. O zaman birbirimizi yiyeceğiz. Niye? Tabii oğlum, kapris şu bu. Ben diyeceğim ki ben burada çekilmek istemiyorum. Klimam ne? Kendime özel klima istiyorum. Ama böyle kanatları olacak böyle. Onun havası sana gelmeyecek. Sadece sana özel. Tabii onun filtresi falan ayrı yani. Şu şöyle yani. O mesela. Pinpoint. Tabii tabii. O havayı mesela buradan almayacak. Ne bileyim, gidecek şeyden alacak. Sahil havası. Kayış Dağı'ndan alacak mesela. Evet. Kayış Dağı'nın havasını seviyorum belki. Nerede? İlginçsiniz efendim. Tabii tabii. Benim tercihlerim bile özel bu. Neyse. Ondan sonra Freddie Mercury'de de bunlar biraz başlamaya başlıyor. Yanlış adamlarla arkadaş oluyor. Love of My Life dediği, hayatımın aşkı dediği kızdan ayrılmak zorunda kalıyor. Çünkü kamyoncularla falan yatıp kalkmaya başlıyor. Kendinin başka yönleri ortaya çıkıyor. Ama onu hep hayatında tutuyor. Özel bir aşk hikayesi var orada. Daha sonra tabii içki, kumar, uyuşturucu, kumarı görmedik de vardır mutlaka. Kumar yani. Görmedik. Mutlaka bir lades'e girmiştir. Ama özellikle içki yani. Freddie Mercury lades'e giriyor. Lades'im lades olsun mu? Ben çok heyecanlıyım bu film için. Yani tutamıyorum kendimi çünkü... Hoşuma gidiyor şu an, yardır. Hoşuna mı gidiyor? Evet. Me like alttan you. Görmüyorsunuz ama neyse. Ondan sonra Allah'tan ellerimiz üstte. Onlar da tam gözükmüyor. Hayır, gözüküyor. Neyse. Gözüküyor, gözüküyor. Daha sonra tabii Freddie Mercury'nin de üzerine çok gidiyorlar. Kırarım lan oyunu. Basın çok gidiyor. Gerçekten gidiyor oradaki sahnelerde, filmde yaşanan sahneler doğru. Adamın özel hayatını soruyorlar. Kimle yatıp kalkıyor diye soruyorlar. Hani vardı ya şeyde, bizim neydi adamın adı? Hangisi? Ozan Güven. Ben senin, evet, kimle yatıp kalktığını soruyor muyum lan diyor. Niye 3 videoda bir ona geri dönmek zorundayız? Abi, çünkü bir şey söyleyeyim mi? Slak slak konulara. Muhteşem bir video ya. Yani o bir itiraf videosu. Yani herkesin söylemek istediği ama söyleyemediği. Kaç yaşındasın sen diyor ya. Kaç yaşındasın sen? Neyse. Üstüne çok geliyorlar. Bir tane herifin bir tanesi bunu kandırıyor. İşte gruptan ayırıyor. Solo anlaşma işte 4 milyon dolar için satıyorlar, ediyorlar falan. Nedir ki yani? 4 milyon dolar yani. Neyden bahsediyorsun? Bahsettiğimiz 1980 olduğu için o 4 milyon dolar şimdinin bayağı bir milyon doları. Neyden bahsediyorsun? What the fuck? Ondan sonra sonunda ne oluyor? Live Aid giriyor. Live Aid ile ilgili söylemek istediğim şeyler var. Live Aid nedir? Live Aid gerçekten Afrika'daki aç insanlara... Açlık ayrı bir şey yani,
susuz insanları. Afrika'da su yok, şu yok, bu yok. Gittim oradan biliyorum. Yardım götürmek için yapılan ve başkanlığını ve yüzünü Bob Geldof'un yaptığı bir organizasyondur. Bob Geldof bunu hayatının misyonu için haline getirmiştir. Bob Geldof kimdir? Bu adam aslında oyuncu. Pink Floyd'un The Wall isimli filminde başrolü, yani Pink karakterini oynayan heriftir. Benim hayran olduğum bir adamdır. Ve bu yaptığı Live Aid zaten efsaneydi. Daha sonra da yine yanlış hatırlamıyorsam 2006 diye hatırlıyorum. Bir Live Aid daha yaptı. Ve orada yıllardır birbirinin yüzüne bakmayan David Gilmour ve Roger Waters beraber getirip Pink Floyd'u tekrar reunite etti. Pink Floyd sahneye çıktı. Yani ve aynı performansı yaptılar. İnanılmaz gruplarla beraber. Dur. Çöp atıyorlar değil mi? Zil çalacak şimdi. Zil çalmasını bekliyorum. Bunu da koyalım. Ben koymak istiyorum. Yani zili çalabilen bir yerdeyiz biz. Kapıyı vurmuyorlar. Aha. Kapıyı açmıyoruz ama borcumuz var. Bob Geldof böyle işler yapan bir herif. Hayranıyız. Bob Geldof'un askerleriyiz. Takip edin, destek verin derim. Neyse, geliyor sahne Live Aid. Ha, orada esas tartışmalar şuradan çıktı. İşte konserden önce gidiyor diyor ya, ben Ace'in başkasından duymanızı istemedim falan. Onu çok daha önceden söylüyor birincisi. Ama işte dramatik hale getirmek zorundalar bir filmin film olması için. Öyle bir gerek şey yoktu be. Bire bir aynısını zaten yapamazlar. O filme gidecek adam o sahne için gitmiyor. Evet haklısın, fakat hala bir film çekiyorsun sen. Sadece tam bir %100 biyografi çekeyim değil. Naim Süleymanoğlu'nda da aynı şey olmadı mı? Annesinin hastalığı Naim Süleymanoğlu. Hani doğru, doğru. Yani doğru. Olmak zorunda olmayan şey ama hani birleştiriyorlar, bir şey koyayım oraya diyor. Hiç kafaya takacağım bir şey değil. %100 olması, doğru olması için. Takmadım ben de, gereksizdi. ondan sonra çıkıyorlar ve gerçekten o Live Aid'de yanlış hatırlamıyorsam hani 1 milyon doları geçtik falan diye seviniyorlar ya, o ana kadar çok bir bağış yok. Hani filmde gösterilen şey bu. Daha önce çıkan gruplarda çok bir bağış yok. Ama bunlar çıkıyor ve 1 milyon doları geçiyorlar falan, ama toplamda 143 milyon dolar mı ne topladılar? Bob Geldof yaptı bunu. Yani 143 milyon 140'ın üzerindeydi diye söylüyorum. Çok büyük para. İnanılmaz büyük para. Helal olsun diyorum. O grupların hiçbiri para almadı. Milyonlar alabilirlerdi ve 20 dakika performans yaptılar. Birebir aynısını yapmışlar. Sen gerçek görüntüleri de izledin. Live Aid'i izlememiştim filmi izleyene kadar. Ona dürüst davranayım. Yani Live Aid'in ne olduğuna filmi izlerken bakmak durumunda kaldım. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok hatta. Çıktılar. İzledik sahneyi ve hani şey, adam iyi oyuncu. Şey, Rami arkadaşımız. Hakikaten de güzel bir Freddy karakterini oynamış ve büyük ihtimalle inanılmaz Oscar aldı ya. Oscar aldı zaten en iyi oyuncu. En iyi oyuncu için aynen. Ve bunu da yapabilmek için, yani bu karakter çalışması, bir kişiyi oynamak, sonuçta sen bir rol yapmıyorsun artık. O kişi olmak zorundasın şeklinde. Olmuş ya. Hareket ettiği için gerçekten olmuşsun yani. Son sahneler, daha sonra tamamen performansın birebir aynısını görüyoruz. Yapmışlar. Şunu düşünmedim değil. Gerçek performansı oraya koysalardı yine izlerdim. Remaster edip evet, kayıtları. Edebilirsin çünkü hepsi band kayıt. Edebilirsin ama tweak edilmiştir diye düşünüyorum. Yok be. Yani birebir aynısı onları olamaz sonuçta. Yani Queen'in bütün yani şeyleri oradaydı. Stadyumunda yapıldı yani o Live Aid. O stadyum artık yok. Tamam. Onu baştan kurdular. Baştan kurdular değil. Sadece bir tane sahne kurdular. Arka taraf green screen zaten. Çok green screen yok orada. Var. Var. Çok green screen var orada. Anında satarım onu, dönerim giderim. Şeyde seyirciler kısmında 100 kişiyi tutmuşlar oyuncu olarak. Şey. Onu çoğaltmışlar biraz. Yani gerçek görüntüyü tercih ederdim. Biraz daha diğer müzisyenlerden görmek isterdim. Bir karşılaşma falan. Çünkü Freddie Mercury dediğin herif mesela Prenses Diana'nın çok yakın arkadaşı. Hatta Prenses Diana'nın saçları kısa ya. Onu erkek kılığına sokup Freddie de böyle tülbent mülbent bağlayıp kız gibi yapıp kendini gizli gizli halkın arasında gezmeye çıkıyorlarmış bunlar. Gerçek böyle bir hayatta sahne görmek isterdim. Mesela. Kesinlikle. Elton John çok yakın arkadaşı. Çok çok yakın arkadaşı. O da bir diğer açık gay zaten, biliyorsunuz şeyde ilk yapanlardan. O da İngiliz. Elton John'la bir sahne olabilirdi. Ondan da gerçek sonra Elton John belki gençleştirip.
Samuel Jackson'a yapmışlar tabii, ya. Tabii tabii tabii. Marvel şey ne o? Captain Marvel. Captain Marvel. Daha sonra yani mesela o Live Aid'de şeyi çok iyi hatırlıyorum ben. Michael Jackson çıkacak mı çıkmayacak mı tartışması çıkmıştı. Ve Michael Jackson'ın gelmek istemesine rağmen bir yetiştirmesi gereken proje ve kontrat olduğu için gelememişti ve ondan dolayı çok eleştirilmişti. Ne bileyim hani Michael Jackson'la Prenses Diana'nın tanışma sahneleri YouTube'da var. Şey birbirlerini tebrik etme Pepsi kampanyasında. Ya da yine Diana ile ilgili ne vardı? Ha Diana değil. Mesela Prenses Diana ile yine John Travolta'nın Beyaz Saray'da dans etme sahnesi var. Onu ben bile hatırlıyorum. Ha yani bu tarz tarihi gerçeklikleri biraz daha koyabilirlerdi ama teliften mi yoksa Queen'den çıkmamak için mi? Büyük ihtimalle ama ikincisi. Şimdi filmin adı da Queen değil. Bohemian Rhapsody. Evet. Yani aslında bu Freddie Mercury'nin hayatı, tamam mı? Şimdi Prenses Diana bu adamın çok yakın arkadaşıysa onu biraz koy. Azıcık koy. Elton John'u koy. David Bowie. Kankası ya. Bro. Ve o da yine gay bir karakterimiz biliyorsun. Yani bisexual diyebiliyorum ama hani gay, bisexual hiç fark etmez ne oldu. David Bowie çünkü o yani. Rahmetli yeni öldü o da. Bunları aradım. Bunları bulamadım. Rahatsız etti mi? Ya yani müzikler muhteşem olduğu için etmedi. Şeyi çok merak ettim. Rami Malek, Malek mi, Melek mi? Şarkı söylemiş mi? Yani onun sesi mi diye. Çünkü Queen'in sesi değildi. Yani sesin tonu onunkisiydi. Değil. Ama bir orotune vardır belki. Başka bir karakter var. O şeyde neydi onun adı? Başka bir adam vokalleri yapıyor Queen için. Dünyada böyle Queen tribute bandler var. Türkiye'de de var. Hatta Türkiye'deki bir herif adını hatırlamıyorum. İkinci oldu dünyada. En iyi Queen performansıyla. Ses aynı, aksan aynı, her şey aynı. Boyu biraz kısaydı yanlış hatırlamıyorsam. Okan Bayülgen'in programına falan çıkmıştı hatırlıyorum. Yani vokaller, yani Rami orada playback yapıyor çoğu yerde. Gitar sahnesinde mesela şey Bohemian Rhapsody'nin solosunun kaydedildiği sahne vardı ya. O sahnede mesela Queen'in gitaristi gelip bakmış hani nasıl iş yapıyorlar, nasıl çalıyorlar falan diye. Onu söylemem lazım. Başka görmek istediğim çok şey var. Yani 5 saat yapsalar ya da mini dizi yapsalar, 20 bölüm yapsalar Queen'le ilgili her şeyi izlerim. Ama bir hayran olduğum için ve objektif bakamıyorum. Özür dilerim. Çok subjektif bakıyorum. Film güzel. Beğenmeyen olursa küserim. ne demek? Ya ben çok konuştum. Gözüm büyüdü o sırada. Çok hayır bir şey söyleyeyim mi? Bu bence çok doğru oldu hatta. Yani senin bu kadar fanı olduğum, ya ben Queen herkes sever diye umuyorum daha doğrusu ama tarih açısından tarih açısından o kadar bilgi yok. O yüzden çok yerinde doğru. Çok da bilgi vermedik de. Filmin nasıl bilgi vermedin ya? Verdim mi? Daha çok 25 dakika oldu. Hadi be. Yok, o sıkıntı değil aynen. O problem değil ya. Yani filmin üstünden de bir geçecek olursak genel olarak yani oyuncularda hiçbir sıkıntı yok ve gerçekten çok başarılı bir şekilde şey yapmışlar. Adam zaten tamam şey en iyi aktör seçildi. Bunların dışında yani müziklerin yapım aşamasında eğer hakikaten orada izlediğimiz şekilde yapıldıysa çok hoşuma gidiyor şu anda bunu görmüş olmak. Özellikle şeyin o çiftlik evine gittikten sonra yapılan şeyler sadece bir hani buf buf bufla başlatıp sonra ve şeyi crowd control diyeceğim nedir onun adı kitle o falan yapmalarıyla falan onu doğru hepsi. Çok tatlı ve yani izlerken hani hakikaten tüylerin diken diken oluyor yani o kontrol bir de kaç kişiden bahsediyorsun? 100 bin kişiden bahsediyorsun yani. Öyle nasıl yani, bir adamsın sen? Bir de çözmüş işte olayı. Ya bak tamam sonuçta bu bir yazılmış karakter değil üzerinden ilerlediğimiz için. Tabii. Ben mesela o şimdi Freddie Mercury o yaşta böyle çok karizmatik yakışıklı bir adam gibi gelmiyor karşımıza. Rami Malek işte en o baştaki halini görürüz uzun saçlar dişlek bilmem ne falan. Onun işte Smile'a gelip direkt bana ihtiyacınız var sizin. Onlar öyle olmamış. Öyle mi diyorsun? Değil değil. Bir yani bilmiyorum orada bir çünkü doğal gelmedi o kısmı dürüst çünkü olmak gerekirse. Çünkü Freddie Mercury o kadar utangaç bir herif ki normal hayatta. Onu yapacak bir adam değil. Ama zaten o zaman birisi getirtti bunları bir araya. Yani konuşuyorlar geliyor. O şey yani o kızla o zaman daha tanışmamış. O çiftlik evi dediğin sahne çok daha seneler sonra yapıldı o işler. Film gidişatı için ama gayet dost doğru bir film için şey evet olmuş yani. Film olmuş yani bir şeyi söyleyeceğim hani o yaptıkları efektler falan var ya. Aha. Bu efektler mesela şu anda efekt yazın 50 bin tane şey çıkıyor. O zamanlar bunlar keşfediliyordu.
Bunları ilk yapan da Pink Floyd'tu. Yani efekt olarak. Pink Floyd'da da ses mühendisliğini yapan Alan Parsons diye bir herif vardı. Bu daha sonra Alan Parsons Project diye çıktı. Ve elektronik müzikte inanılmaz şeyleri keşfetti ama Pink Floyd'un efektlerini yapıyordu bu herif. Bir arkadaşları. Yani bu şeylerin, efektlerin işte ses sağa ver, sola ver, işte sağ sol, işte mono şey. Yani bunları ilk yapan, ilk deneyen Pink Floyd'tur aslında. Daha sonra Queen devam etti. Yine o da Britanyalı grup. İkisi de. Britanya. Tabii oğlum şey oldum. Ben şu anda radyo DJ'yim yani. Müzik anlatıyorum. Zaten bütün iyi gruplar neredeyse İngiltere'den çıktı. Neyse. Birkaç Amerikan da var. Okay. Karşı argüman sunmayacağım. Sunamayacağım. Var var. Yani var da. Neyse. Hani bunların çıkışı olan şey. Yani creativity'nin, yaratıcılığın para ettiği, yaratıcılığın ilgi gördüğü zamanlar. Çünkü şu anda yapılmayan bir şey yok. O efektlerin hepsini Serdar Ortaç kullandı. Kullandı yani. Benim filmle ilgili son eklemek istediğim şey, daha doğrusu Queen'le ilgili eklemek istediğim bir şey daha var. Freddie çok hasta. Ölümle pençeleşiyor. Sesinden de emin değil. Queen bir şarkı yapıyor grup olarak. Şarkının adı Who Wants to Live Forever. Bence en iyi şarkılarından biridir. Kim Sonsuza Kadar Yaşamak İster isimli şarkı. Muhteşem bir, çok küçük, çok tadında, milimetrik bir gitar solosu vardır. Ama iyi bir kulaklıkla dinleyin, kötü bir kulaklıkla dinleyin fark etmez. Şu an bende olduğu gibi bütün kıllarınız havaya kalkacak. Stüdyoya geliyor. Her şey kaydedilmiş, vokaller var. Hani gerçekten kendinden emin değil. Bir kere de bütün şarkıyı söylüyor. Kayıt bitiyor ve çıkıyor gidiyor. Bir kere de. Ki şeydir yani, hani zordur şarkı. Evet, bu. Bu kadar. Ben filme 8 veriyorum. 7.9 çıkar benden. Ki o da yani puan kırma olarak değil, film olarak baktığım için 7.9 ama yani müzikleri sadece dinle zaten onunla veriyorsun müzik için yani. Onda müzik tamam, 100 yani de ama aynen. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani son çıkan Star Wars filmlerinden hoşlanmıyorum ama bir taraftan takdir ediyorum. Belki bazılarınız, genç arkadaşlarımız eski Star Wars filmlerini izler de bizim yaşadığımız şeyleri, hissettiğimiz şeyleri hisseder diye. İmkanı yok ama neden söylediğini merak ediyorum. Belli olmaz. Bu filmi de hani her ne kadar tarihsel yanlışlıklar varsa ya da film olsun diye dramatize edilse de Queen'i anlattığı, Queen'i dinlettiği için ve son sahne gerçekten çok radikal bir karar. Hani filmin böyle dörtte biri kadar aşağı yukarı uzunlukta bir sahne sırf konser performansı vermesi... iyi bir risk. İnsanların izlediğini biliyorum. Sinema salonunda ağlayanları biliyorum. Onun için çok takdir ediyorum. Yapımda, yayında, her şeyde emeği geçen herkesin eline sağlık. Mutlaka izleyin diyorum. Ara sıra açıp izlerim yani sırf müzikleri için. Kısacası film muhteşem. Hani beğenmeyi bile geçiyoruz. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğene, beğenmediyseniz beğenmedime basabilirsiniz. Kanala abone olup paylaşırsanız seviniriz. Videolarımız burada, eskilerden filmler, diziler. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla mı?